يا <سؤال> لغتي عربيه حسبي بانك منطقي وبياني عربيه قَلْبِي وروحي احرفي ولساني عربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم arkadaşlar. ان شاء الله بكون ناهيك سي في Taniyen el İkinci dersimiz fiildir. İkinci konumuz. Birinci konumuz isimdi. Bugünkü konumuz fiil. Fiil nedir? Huva kelimetun. O bir kelimedir. Dellet, delalet ediyor. Ala bir manaya. Fi nefsiha o kelimenin nefsinde. Yani fiil kendi başıyla bir manası olandır. Vaktarenet beraberlik ediyor. Bi ahadil edminetis selaseti. Üç zamandan birisiyle de beraberlik ediyor. Fiil ve ismin tanımı birbirine benziyor. Sadece fark yani fiili isimden ayıran fiil zaman, zamanla beraberlik ediyor ama isim beraberlik etmiyor. Yani fiil de isim de kendi başlarıyla bir manası vardır ama fark şudur. İsim zamanla beraberlik etmez ama fiil üç zamandan birisiyle beraberlik ediyor. Üç zamandan birisinden kastımız şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman. Madi, hal, istikbal. Nahu ne gibi? Kâtâbe. Kâtâbe bak fiil imazidir. Geçmiş zamanda olan bir olaydır. Yedullu alel kitabeti. Yazmaya delat ediyor filmadi geçmiş zamanda. Yani geçmiş zamanda olan e, yazmaya delat ediyor. Yektubu. Geniş zaman. Yektubu yazıyor. Yedullu delat ediyor alel kitabeti yazmaya fil hali şimdiki zamanda. Buradaki yektubu fiil-i ee, yani bir karine eğer gelmese fiil muzarilerin başına yani onu sadece gelecek e, zamanda yani gelecek zaman manasını veren karine veya şimdiki zaman manasını veren karineler yoksa mesela başında sin sevfe yoksa ya da başında işte lami emir ya da e, ma may nefi falan yoksa o zaman fiil e, fiili muzarimiz ortaktır. Şimdiki zaman ve gelecek zaman arasında. Ama burada diyor ya kitabeti hal şimdiki zamana has etmiştir. Yani yektubu ya da yansuru herhangi bir fiil muzarimiz eğer yani e, şimdiki zaman karineleri yere gelecek zaman gelecek zamana da eden karineler harfler başında olmadığında ortaktır. Biz buna geniş zaman diyoruz. Öktüp Öktüp fiil emridir. Yedillü kitabeti o da yazmaya da ediyor ama fiil müstakbeli gelecek zamanda. Zaten emir gibi Müstakbel manasını veriyor. Öktüp yaz. Eksamül fi'li fiilin kısımları Yenkasimül fi'lu ila telateti eksamin Fi'il üç kısma ayrılıyor. Madın fi'li mazi ve mudari'an fi'li muzari ve emrin de emir kipi. El mazi fi'li mazi nedir? Huve ma ala hadetin bir olaya delalet ediyor huwa o madelle delet edendir. Ala hadetin bir olaya. Vaka'a o olayın sıfatı da gerçekleşmiş. Kable zamanit tekellümi. Şimdiki zamandan önce yani konuşma zamanından önce e, gerçekleşen bir olaya delalet edendir. Bu mazinin tanımıdır. Nehu örnekleri. Ketebe. Ketebe yazdı. Ketebe. Yani ma dalle ala alel kitabeti fi al madi. فهما أن هو ما دل على الفهم في زمن الماضي، هبس بولدر، دخل جيردي، أودا <hesitation> فيلم ما دل على الدخول في زمن الماضي، خرجت شخت، هو ما دل على الخروج في زمن الماضي، استغفر استغفار طلب الدين، باشلا ميا استدين، أودا فعل زدر هو ما دل على الاستغفار في زمن الماضي. Peki biz fiili mazihi diğer fiillerden nasıl ayırabiliriz? Bizlik fiil üç kısımdır. Mazi, mudari, emir. Fiili mazinin alameti yani onu e, emir bir de e, muzari fiilinden nasıl ayırt edebiliriz? İşte diyor alametuhu mazinin alameti en yasluha, münasip olmasıdır. Uygun olma, olmasıdır. li Lien tettasile bihi ona bitişmesi, ona yapışması. Ta ütteeni siz sakin etu. Sakin olan dişil tası, sakin olan müennes tası ona yapışması uygun olmasıdır. İşte onun alameti de budur. Mesela e, derebe, dereba, bu derebet. Bak, ta ütteeni sakin fil-i maziye yapışıyor. İşte ta enis sakin fil-i maziye yapışması bu en belirgin özelliklerindendir. Yani onu emir ve muzariden ayırt eden özelliktir. Ama tay tay tenisi te harekeli olan tay enis harekeli olan dişil tası fiillere bitişmez. O isimlere bitişiyor. İsimlere yapışıyor. Mesela daribetün, katibetün, müslimetün, e, fatimetün bir de harflere bitişiyor o tay harekeli. Mesela la te, thumma te, te, Yani bunlar ya taytiniz harekeli isim ve harflerde geliyor ama tayti enis es sakin olan dişil sadece fiili mazide geliyor. El mudari'u peki fiili muzari. Fiili muzari nedir? Huwa ma ala o da bir olaya delalet ediyor. Yaqa'u o olay gerçekleşmiştir fi zaman şimdiki zamanda yani konuşma zamanında. Ev ba'dahu ya da şimdiki zamandan sonra. Yani muzariye kısacası bu tanıma göre geniş zaman biz buna diyoruz. Mesela yektubu. Mesela her iki manaya göre şimdiki zaman ve gelecek zamana göre yektubu yazar, yazıyor, yazacak. Yakra'u okuyor, e, okur. Bir de okuyacak. Yedhulu giriyor, tamam girer, girecek. Yakhurucu çıkar, çıkıyor, çıkacak. Yestegfiru istiğfar eder, ediyor, edecek gibi manaya geliyor. İşte bütün bunlar da şimdiki zaman ve gelecek zamanda olan manalara delet ediyor muzari. El mudari'u fiili muzari salihun yani uygundur, elverişlidir. Salihun li, li kullanılıyor. Salihun lil hali şimdiki zaman manasına da uygundur. Ve istiqbal bir de gelecek zaman manasına da uygundur. Eğer başında işte tenfis harfleri sin ve sevfe yoksa ya da sin ve sevfe geldiğinde onu sadece müstakbel manasında yapar. Ya da, e, ya da başında may nefi, may nefi olduğunda onu şimdiki zaman yapar. Şu an onu söyleyecektir. Mesela diyor yektubu zeydun el ane. Bak burada karine gelmiş. Şimdiki zamanın karinesi. Yektubu yazıyor zeyd el ane şu an. Bak el ane kaydı geldiği için Buradaki yektubu sadece şimdiki zaman içindir. Çünkü qari ne gelmiştir? Buradaki yektubu fiili muzaridir. Zaten zeydün faalidir. El ana zarfu zaman mefhulu fihi oluyor. El fiilu yektubu. Bak fiilimiz yektubu. Huna burada bu örnekte. Lil hali şimdiki zaman içindir. Niçin? Li vücudi qarineten. Çünkü burada bir karine bir delil vardır. Tuayyinuhu fiili muzari belirliyor. Li zalike şimdiki zaman manası için yani bu mana için. Ve heye, o karine nedir? Lafzul el-ane. el, -âne. el -âne, lafzıdır. Sevfe yektubu zeydün. İşte diyor ileride zeyd yazacak. Bak burada tenfis harfi dediğimiz sevfe muzarinin başına girmiş. El felu yektubu. Yektubu fiilimiz. Huna burada lili istiqbali. Gelecek zaman manasında kullanılmıştır. Niçin? Li vücudi karinetin. Çünkü bir delil vardır. Tuayyinuhu bu fiil ne yapıyor? Belirliyor, muayyen ediyor. Lizalike bu mana için. Yani bu istikbal manası için. Ve işte o karine nedir? Sevfedir. Sevfe harfi, yerasin harfi. Alametuhu, fiil-i muzari'nin alameti. Yani fiil muzari'yi mazi ve emir kibirinden ayıran, ayırt edici özellikleri, alametleri. En yasihha. يعني الصحيح المصدر وقوعه في لمزارن جلمسي بعد لم لم دنسورة مثلا لم يضرب لم ينصر لم يقع بق في لمزاري أن لم دنسورة بير في الجلمسة أو في لمزاريدر لم لما اشت حرف في جزم لم دنسورة يلا نص أديجي أد أدات دنسورة أن لن لن مثلا لن لن دنسورة جلرزة أو السين أو سوفا يلا سين وسوفا سين وسوفة. Bunlar gelecek zaman manasını veriyor fiil muzariye. Bunlara sin ve sevfe harfü tenfiz diyorlar. Harfü istikbal diyorlar bunlara. Nahu ne gibi örnekleri fiil muzariyenin? ta'ala. Nahu qavlihi ta'ala. Çünkü nahudan sonra e, mudafili geliyor. Nahu ta'ala. Allah'ın sözü gibi. Lem yelid ve lem yulet. İşte Allah ta'ala doğurmamıştır. Doğurulmamıştır. Lem yelid. Bak burada lem fiil başına gelmiş. Lem yelid. Lem harfu nefin, ve cezmin ve kalbin. Yani buradaki lem ve lemma fiili muzarinin başına geldiğinde onu cezmediyor. Sununu sukun yapıyor. Yani eğer sonu sahih fiil müfretse harekeyi düşürüyor. Eğer mu'tel müfred fiil ise harfi düşürüyor. Eğer tesni ve çoğu sayını efali hamselerdense nunu düşürüyor. Bunlar hepsi ileride, ileriki destede gelecek. Şu an böyle kısa kısa değiniyorum. Ve burada lem yelit fiilimiz fiil mudara e, müfred müzekker içindir. Bir de sahih fiildir. Ondan dolayı yelit fiili mudara meczumun cezme olmuştur. Ve alametu cezmihi hasfil hareketi cezmesine alameti nedir? E, sondaki harekenin hasfidir. Harekenin düşmesidir. Lem yelit ve lem yulet. Ve burada da yulet. Yulet fiili de meczum olmuş lemle. E, sonu cezme olmuştur yani harekenin düşmesiyle. işte biz dedik yani lem fiilin muzarinin başına geldiğinde lem ve lema ne yapıyor? Cezm ediyor. Onu cezm ediyor. Bir de manasını kalp. Biz lem ve lema'ya kalp harfi de diyoruz. Yani muzarinin manasını geçmiş zamana çeviriyor, maziye çeviriyor. Bir de biz buna nef diyoruz. Yani muzarinin manasını olumsuz yapıyor. Kavli-i Teala Diyor ise yaqulu sufaha nas. İşte insanlardan beyinsiz olanları şöyle diyecek. Bak burada seyaqulu yaqulu fiil muzari olduğunu biliriz. Çünkü başına sin harfi gelmiş. Sin harfi. Kavlihi taala diyor lekum rabbi işte ileriki zamanda Rabbimden sizin için istiğfarda bulunacağım diyor. Sevfe. Bak burada sevfe. fiil estagfiru fiiline dahil olmuştur. Biz biliyoruz ki buradaki estagfiru Fiili Muzari'dir. Çünkü sevfa harfi başında gelmiştir. Estağfiru zaten Fiili Muzari nefesim tekelim vahdahu faalim setir. olarak o da enadır. Vela budda en yekune mebduen bi harfin min hurufil mudara'atil mecmu'ati fi eneytu. Bir de diyor vela budda, gereklidir, kaçınılmazdır. En yekune olması gerekiyor. Fiili Muzari'miz mebduen, yani başlanılması gerekiyor bir harfin bir harfle min hurufil muzari harflerinden bir harfle başlanması gerekiyor. El mecmu'ati işte bu burada toplanan fi eneytu eneytuta toplanan bak dört harftir. Hemze, nun, ya veta. ve ta. Ve yi o harfleri hangileridir? El hemzetu hemzedir. Ve nunu nun, ve ya uya, ve ta ve veta, ta'dır. Mesela örnekleri ektubu ben yazıyorum. Bak fiili muzari'nin harfi ektubu hemze nesim tekelim vahadahu içindir. Ben yazıyorum. Ektubu en Nektubu bakın nun gelmiştir. Biz yazıyoruz. Fiili muzari nefsi tekelim'' ma'al gayr. Yani nektubu nahnu. Yektubu o yazıyor. Fiili muzari müfred müzekker ''Gaibi içindir. Yektubu huve. Bak ya gelmiştir. Tektubu. Tektubu ya müfredi mennes gaibi için gidiyor.'' İşte o bayan yazıyor. Ya da müfredi müzekker muhatap tektubu sen yazıyorsun. Yani bak başında eneytu harfleri vardır. Bu da fiili muzariyi belirleyen harflerdir. El emru emir kipi nedir? Huve ma delle ala hadetin o da bir olaya delalet ediyor. Yutlebu husuluhu onun olması meydana gelmesi istenilir. Ba'de zamanı, tekellümü konuşma zamanından sonra yani şimdiki zamandan sonra olması meydana gelmesi istenilen bir olaya delalet eder. Mesela ne gibi örnekleri tüp yaz bak fiili emirdir. öfül veznedir. İftah aç, iclis otur, istighfir istihfarda bulun. İşte bu kipler hepsi emir. Emirdir. Peki biz fiili emri nasıl tanıyabiliriz? Fiili emir muzari ve maziden nasıl ayırabilir? Diyor alametuhu fili emrin alameti mecmu'u şeyeyni. iki şeyin yani toplamıdır. Yani iki şey eğer fili emirde bulunabiliyorsa, bir fiilde bulunabiliyorsa o fiil emir kipidir. Emir fiilidir. Birincisi nedir? Delaletuhu ala talep. Talebe delat edecek. Talep içinde bile talep olacaktır. Böyle emir, talep. Mesela yaz. Bak böyle bir talep olacaktır. İkincisi de kabuluhu. Kabul edecektir. Ya el muhatabeti müfredi müennesi muhatabanın niyasını kabul edecektir. Mesela kul, kula, kulu, kuli. Bak kuli müfredi müennesi muhatapta oradaki yayı kabul edecektir. Eğer bir fiilde hem talep varsa bir de eğer yayı müfredi müennesi muhatabayı da kabul ediyorsa o fiil emir gibidir. Mesela örnek verecek olursak diyor yaz. Bak buradaki uktub fiili hada fi'lu emrin. Bu emir kipidir, emir fiilidir. Niçin? لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَبِ Çünkü talabe deler de diyor. Talabe deler diyor. Bir de kabul ediyor. يَا الْمُخَاتَبَةَ Yani müfret yâ ya muhatap. Yani yâ-i ya müfret Muhatabayı kabul ediyor. O zaman فَيَسِحُوا Doğrudur. اَنْ تَقُولَ Şöyle demen. اُكْتُبِي Bak اُكْتُبِي fiil emir müfret imanesi muhatab içindir. Zaten emir kipleri altı tanedir. Üktüb, üktüba, üktübu. Üçü müzekkerler. Son üçü de müneseri içindir. Üktübi, üktüba, üktübne. İşte yay müfredi müneseri muhatabı kabul eden o. Üktübi yani fiili emir müfred müneseri muhatabı içindir. Ve nehu kavli ta'ala Allah'ın sözü gibi. Fakuli ve işte Hazreti Meryem'e diyor. Fakuli ya ve şirbi iç ve qarri aynen bir de gözün aydın olsun. ضرورة كيف فاكولي واشربي وقري في إلي مفرد مؤنّسة نسا اللي يعني في الأمر مفرد ما مخاطب يعني إيه لا مش فاكولي وقد يرفع الكلمات كولي واشربي وقري كلمة اللي أفعال أمرن. أمر أمير كيب لري لأنها دلت على الطلب شنك طلبات الارتدير وقبلت يا المخاطبة بدا يا مفرد مؤنسي مخاطبة سنة قبلت مشتر وقبلت قبلت مشتر يا المخاطبة يعني مفرد مؤنث مخاطبا ياسنا قبلت مشتر فإن دلت الكلمة على الطلب آر كلمة مز يعني إيش رسنا الطلب ما ما نصفرسا ولم تقبل يا المخاطبة مخاطبة بركي مخاطبة يا نصفة توليور بير أهر يعني yani مخاطب مفرد مؤنث مخاطبا ياسنا قبلت مشتر يعني إيش ندي طلب وار أما müfredi müennes muhatabının niyasını kabul etmiyorsa mesela ne gibi nahu sehen seh Bak burada sehen bu mana üsküt ismi fiil emir manasındadır yani seh üsküt manasındadır yani sus burada buradaki seh kelimesi feleyset bir fiil emrin emir fiili değildir ama onda talep vardır bak sus manasındadır onda talep vardır niçin fiil emri değildir çünkü buradaki seh kelimemiz müfredi müennesi mu muhatabanın yasını kendine kabul etmiyor. Sahi görülmemiştir. Bunun için ve inne mahiye ancak bu seh gibi kelimeler, seh, meh gibi kelimeler ismu fiali emrin. Tamam. Yani fiili emir manasında olan ismu fiildir. Yani emir manasında olan yani ismu fiildir. Biz buna işte fiilimsi diyoruz Türkçe'de. Ve in kabilet ve in el ya el işte er fiilimiz kelimemiz ve in kabilet el kelimemiz kabul ediyorsa ya el muhatabe e, müfred kabul ediyorsa ve lem tedulla ala el talebi eğer de bir de talebe etmiyorsa yani ya müfred ve kabul ediyor ama de talebe delet etmiyor yani içinde talep manası yoksa mesela tequmina bak tequmina sen kalkıyorsun yani sen kalkıyorsun bayana söylüyor Faleyset bir fiil amirin. Bu tequmine gibisi de emir kipi değildir ve inne ma hiye o fiil emrin emir af pardon muzari fiilidir ne için ki, burkite taqumine taquman taqumun taqum pardon yaqumu yaquman yaqumun taqumu taqumani taqumun taqumun afedersiniz karıştırdım ben burayı İlk başta bak yaqumunu sıgasını çektiğimizde yaqumu yaqumani yaqumun تقوم تقومان يقمنا تقوم تقومان تقومون تقومنا بق تقومنا fiil muzari müfredi müennes muhataptır. Müfredi müennes muhatap. Her ne kadar burada ya'yı kendine kabul etmişse bile ama içerisinde talep yoktur. Bunun için bu emir değildir. Muzari fiilidir. Salisen üçüncüsü el harfu harftir harf nedir? Bugün onu işleyeceğiz. Şu an onu işleyeceğiz. Salisen el harfu harf. Harf nedir? Huve kelimetün. O da bir kelimedir. Dellet delalet ediyor. Ala ma'nen bir manaya fi ha o kelimenin dışında. Yani kendi başıyla bir manası yoktur. Yani bir manası olabilmesi için farklı kelimelerle kullanılması gerekiyor. Cümle içerisine kullanılması gerekiyor. Terkip halinde, sentez halinde olması gerekir. Fel harfu lehu ma'nan. Yani harf için bir mana vardır. Ve ma'nahu fakat onun manası la yadhharu ortaya çıkmaz illa fi terkibi. Ancak yani başka kelimelerle birleştiğinde manası ortaya çıkabilir. Mesela gibi nahu min min gibi Bavurur ki min harfu cerrin bir cer harfidir. Lahu manan yani kendisi için bir manası vardır. lakin manahu fakat onun manası la yazharu ortaya çıkmaz illa fi terkibi ancak başka kelimelerle birleştiğinde. Peki minin manası nedir? Fehuve li il gayeti. Yani bir hedefin başlangıcı içindir. Li yani başlangıcı içindir. El gayeti yani bir hedefin. Yani bir hedefin başlangıcı için manasına geliyor fi kavli taala Allah'ın sözünde estaizu billah subhanellezi işte diyor subhan olsun münez, e, subhan ki esra gece yürüttü bi abdihi kulunu leylen bir gece kulunu götüren minel mescidil haram mescidil haramdan kabeden ilel mescidil aksa mescidi aksaya ve buradaki minel mescidil haram yani mini tek başına kullansaydın bir manası olmazdı. Ama bak burada cümle içerisinde terkip halinde geldiği için buradaki min li iftidail gayet manasını vermiştir. Min harfu carrın e, li iftidail gayeti. Bazen mesela bu min tebeid için yani bazı manasına geliyor. Fi Allah'ın sözünde diyor ve minen nasi insanların bazısı yani bütün insanlar değil. Buradaki min tebeid içindir. Yani ba'diyet, yani ba'd manasını vermek için yani eğer ba'd kelimesini minin yerine koysa, mana bozulmasa ba'd manasını bas ve ba'din nasi mana bozulmuyor. İnsanların bazıları men ya'budullah Allah'a ibadet eden ala harfin yani bir kenar. Yani bir kenar üzerinde yani Allah'a ibadet eden bazı insanlar da vardır. Yani kıyı kenar harf zaten harfin lügat manası kenar manasındadır. İşte diyor burada yani bazı insanlar işte yani e, onların hesaplarına gelen yani bazı şeylerde tek yani bile kıyı kenarda Allahu Teala'ya ibadet ediyor. İşte buradaki ve min min yani min eğer bir cümle içerisine kullan kullanılmazsaydı ıı, ıı, mana verme yani li ibtida'l gayet manasını vermezdi ama burada işte terkip halinde geldiği için cümle içerisinde kullanıldığı için min burada tebeid manasını vermiştir. Peki biz harfi, fiil ve isimden nasıl ayırabiliriz? Alametuhu ella yekbele. Kabul etmemesi gerekiyor. Şeyen hiçbir şey min alamatil ismi, ismin alametlerinden. Ve la şeyen bir de hiçbir şey kabul etmemesi gerekiyor min alamatil fiili, fiilin alametlerinden. Yani biz harfi tanımak için eğer yani bir kelimenin başında ne ismin alametleri ne de fiilin alametleri varsa o zaman o kelimemiz harftir kısacası. Mesela ne gibi? Hel. Hel gibi, fi gibi, lem gibi. Bunlar harftir. اِنْ لَمْ تَقْبَلِ الْكَلِمَةُ شَيْئًا Eğer kelimemiz kabul etmese şeyen hiçbir şeyi min alamat ismi ismin özelliklerinden ولا شيء من علامات الفعل بيد فعلين özellikleri hiçbir şey kabul etmemişse fakum hukmet alayha o kelimeye benne harfün yani harf olduğuna hükmet. Anvâ'u'l-hurûf, harflerin türleri, yani kaç tür harf vardır onu bize söyleyecektir bile kısa, kısa. Tabii ki bunların işte detayları ileriki derslerde gelecektir. El hurûfu anvâ'un Harfler türleri çoktur minha onlardan o türlerden huruful ceri cer harfleri ne gibi işte min ila an ala fi ruba ve ba u ba ve kaf kaf ta yani burada en meşhur harfleri zikretmiştir tabii ki işte İmam Birgi'ye göre 20 tanedir İmam Birgi'nin kitabına amiline müracaat edebilirsiniz Huruful atfi atf harfleri

cezm harfleridir. Hurufun nasiheti yani nesk harfler yani mübdeda haberin hükmünü ortadan kaldıran harfler nesk edici, yani mübdeda haberin bozguncuları diyoruz. O da inne ve kız kardeşleridir. İnne, enne, ke enne, lakinne, leyte, lealle. Yani bu altı harf buna inne ve kız kardeşleri diyoruz. Bunlar mübdeda haberin bozguncularıdır. El-hurufu'l-masariyetu, mastar harfleri yani bu harfler eğer bir e, fiilin başına, bir cümlenin başına geldiğinde yani kendinden sonraki cümleyi mastar teviline, müfret teviline koyuyor. O da endir, enne. Enne yani hemzesi meftuk olan enne. Ve ma, bir de may mastarıya, key ve lev. Hurufun nida, nida harfleri. O da ya nida böyle bir kişi çağırmak için. Ya, eya, heya, ey, bir de hemze. Burada va va da demiştir. E, mendup mendub harfini de nidadan saymıştır. Zaten mendub harfi de o da e, nidaya giriyor. Huruful cevabı cevap harfleri mesela ''Nam'' evet ecel evet evet bela bir la e, cevap harfleri başkaları da var. Mesela celal becel e, celal becel cire i kella bütün bunlar onlar da cevap harfleridir. İnşallah bunları ileriki derslerde detaylı bir şekilde okuyacağız. Harfal <laughs> istifami. İstifamin iki harfi. Onlar da hemzedir. Bir de hel. Ders bitti. Şu anki dersin şeması. Mukhattatun yuvaddihu aksamel kelimeti. Mukhattatun işte bir şema. Yuvaddihu açıklayan al kelimeti. Kelimenin kısımlarını ve alamati kulli kısmını bir de her kısmın alametlerini açıklayan şema. Kelime kaç kısımdır? İsmin ve fiğlün, ve harfin isim, fiil ve harf. İsim nedir? İlk önce isme bakalım. İşte onun anın alametleri diyor cerdir. Tenvin, nida ve duhul el, elin başına girmesi. Bir de o isnadu ile, işte isnadu yani isim, isimden haber edilmesi. Bu ismin özellikleridir. Fiil, üç kısma ayırıyor. Mazi, muzari, emir. Mazinin alameti nedir? Alametuhu ta'tunis sakin ettiğim. Sakin dişi tahir kabul ediyor. Zaten bunları okuduğumuz için böyle çabuk geçiyorum. Muzari onun alameti en yesiha işte sahih olmasıdır. En yeliye lem yani lemden sonra gelmesi lemden sonra vakı olması. sin sin ve sonra işte bu istihbar harflerinden sonra yani gelmesi doğru olandır. Emir kipi alamet onun alameti mecmu aşin iki şeyin yani toplamıdır. Delaletu alet talep talep ediyor. بدا قبوله يا المخاطبة بدا يا المخاطبة كندنا قبول ديور يا مفرد يا سن. حرف س أنون علامتي ألا يقبل شيئا هجبر شيء من من علامات الاسم اسمين وذلك لندن ولا شيئا من علامات الفعل بدا يجب شيء في علامات لندن قبول أدميور وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين